Merhaba değerli izleyenler, Ramazan Sohbetleri programına hoş geldiniz. Tuna Life'tan yayınlarımıza devam ediyoruz. Burada konuklarımızı alarak Ramazan sohbetleri gerçekleştirmiş oluyoruz. Aynı zamanda da aldığımız konukların yaptıkları görevleri neticesinde yaptığı işleri sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bugün Kayseri'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarının başkanı var. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı, aynı zamanda da Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Şeyhi Odakır canlı yayın konuğumuz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür İsmail ederim. Bey, sağ olun. Davetimize icabet ettiğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Ramazan nasıl gidiyor Başkanım? Artık son günlerdeyiz. Önümüzde evet. Bayram. Hem bayram mesajı vermiş olursunuz hem de Ramazan nasıl geçti? Evet. İsmail Bey, öncelikle tüm İslam aleminin, esnaf ve sanatçılarımızın Ramazan'ını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. İsmail Bey, Ramazan biraz seçimden dolayı tabii esnaf sanatkarı da bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir seçim yapıldı. İnşallah seçilen başkanlarımız yeniden görev aldılar. İnşallah esnaf sanatkar için, şehrimiz için, ülkemiz için inşallah hayırlara vesile olur. Burada tabii yine Kayseri'de, merkezde çok bir değişeceğini biz de düşünmüyorduk. Yani Büyükşehir Belediye'mizde yine Menduh Başkanımın, Palancıoğlu Başkanımın, işte Ahmet Çolak Bayraktar Başkanımın çok değişeceğini düşünmüyorduk ama oyda bir düşme oldu mu? Oldu. Belki bir burada toplumun, insanların belki bir uyarısıydı bu. Evet. Bunu da inşallah Cumhurbaşkanımız, yetkililer dikkate alacaklarını düşünüyoruz. Şimdi seçim bitti, geçim başladı İsmail Bey. Çünkü artık önümüze bakmamız lazım. Önümüzde bir en az 4 yıl var seçime. Yani milletvekili, cumhurbaşkanının seçimine nereden baksan bir 4 yıl var. Artık işimize, gücümüze, önümüze bakmamız lazım. Neler yapabiliriz, ne ederiz Türkiye için, şehrimiz için, esnaf sanatkar için neler yapabiliriz? Onlara bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ramazan güzel geçiyor. Tam bir serin bir bahar ayı olduğu için fazla öyle bir etkilemiyor insanları. Örnek veriyorum, belki sigara içenler arıyor ama örnek veriyorum, bizler de örnek veriyorum, ben sigara kullanmadığım için çok aramıyorum. Akşam olduğunda yemekte esnafla bile... Esnafla buluşmanız oldu mu Ramazan'da? Ramazan'da işte esnaf buluşmalarımız oluyor. Ben aynı zamanda Oto Sanatkarlar Odası'nın başkanıyım. Sanayide iftar yemekleri veriliyor. Onlara katılıyoruz. Verildim. Evet, işte sokaklarda esnaflarımız bir araya geliyor. İftar yemekleri veriyor. Onlara katılıyoruz. İftar davetlerine katılıyoruz. İstanbul'umuzun vermiş olduğu. O şekilde devam ediyor Ramazan. Evet. Başkanım, iki görevi yapıyorsunuz. İkisini ayrı ayrı konuşmak isterim. Öncelikle tabii KESOP başkanlığınızda devam etmek isterim. Göreve geldiğinizden bugüne kadar ne kadar süre geçti hatırlayamadım. Çünkü çok fazla yani seçim vesaire daldık. Çok fazla ne zaman seçildiğinizi hatırlayamadım. Evet. Ne kadar süre geçti, bu süre zarfında neler yaptınız? Evet. Şimdi İsmail Bey, yaklaşık 1,5 yıl oldu. Nereden basan 2 yılımızı dolduracağız yani. Haziran'ın biri gibi göreve gelmiştik. 1,5 yıllık bir süremiz oldu. Bu 1,5 yıllık sürede neler yaptık? İşte bizim İlk göreve gelirken esnafımıza, sanatkarımıza bir söz vermiştik. Yani nedir bu? Bir hizmet binası olması, yapmamız gerektiğinin sözünü vermiştik. Kolları sıvadık. KESOP'a bir hizmet binası yakışır dedik. Yola çıktık. Burada tabii ticaret odamızın, sanayi odamızın, borsamızın hizmet binaları var. Yani sivil toplum kuruluşları buralar. Ama 33 bin esnaf sanatkar var burada. 41 odayı evet. temsil ediyor. Yani bir 41 odanın bağlı olduğu, 33 bin esnaf sanatkarın sicile kayıtlı olduğu bir sivil toplum kuruluşu Kayseri'de.
Bunun için de araştırma yaptık, bazı işte yerlere baktık derken Osman Kavuncu Bulvarı'nın üzerinde eski şeker, işte şeker fabrikasının girişinde eski karakolun olduğu yerde bir arsa vardı. Yani karakolun yeriydi burası. Burası emniyetten takip ettik, işte TOKİ'ye devroldu. TOKİ'den sağ ol, burada ben Sayın Bakanıma, Haseki Bakanıma teşekkür ederim. Tabii Çevre Şehircilik Bakanı olması nedeniyle ayrıyeten TOKİ'de Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olmasından nedeniyle oradaki arsayı aldık KESOB'un adına. Orası tabii 300 metre İsmail Bey, bu yeter mi? Yetmezdi. Sağ olsun Koca Sinan Belediye Başkanımızla görüştük. Koca Sinan bölgesi olmasından dolayı orada bir plan tadilatı gerekiyordu. Burada Memduh Başkanıma da ayrıca çok teşekkür ederim. Büyükşehir 5000'lik planla bir tadilat yapması gerekiyordu. 1/1000'lik planda Koca Sinan Belediyesi tadilat yapması gerekiyordu. Derken oradan bir Koca Sinan Belediye'mizden bir 750 metre daha arsa aldık. Toplamda 1050 metre arsamız oldu. 30 metre yola cephe, 14 metre genişliğinde. Güzel bir inşallah bodrum, zemin artı iki kat şekliyle oraya güzel bir bina yapacağız. Tabii burası hizmet binası olacak. Burada hizmet vereceğiz esnafımıza, sanatçılarımıza. İnşallah şu anda her iş bitti. Arsanın işte tapusunu almak üzereyiz. Kadastroda işleri var. Onlar bittikten sonra, tapuyu aldıktan sonra zaten şu anda proje çalışmasını yapıyoruz. Esnafa, sanatkara yakışan güzel bir bina olacak şekilde bir proje yapılıyor inşallah. Temeli vesaire ne zaman atılır? Belli i̇nşallah mi? Yakın, böyle yaza kalmaz inşallah. Böyle bahar sonu gibi temeli de atmayı düşünüyoruz inşallah. Hayırlı olsun inşallah. Hızlı bir şekilde de işte bizim dönemimizde de inşallah binayı yapıp bitirmeyi düşünüyoruz. O da bizim bir eserimiz olacak. Aynen, inşallah. Esnafa güzel bir bina yakışır da burası merkezde ama eski belki yetmiyor, birim olarak yetmiyor size. Şöyle İsmail Bey, burası ikinci kat, üçüncü kat şekliyle burada Mustafa Alan Başkanıma teşekkür ederim. O zamanlar görevde olduğu süre içinde ikinci katı o almış. Ondan sonra tekrar Nihat Elibüyük amca vardır, rahmetli oldu işte. O aynı zamanda Otosanatçılar Odamızın da başkanıydı. Bir dönemde birlik başkanlığı yapmış. Bir katını da o almış. 300-600 metrekare bir yerimiz var ama tabii yetersiz burası. Bir de şehrin merkezinde kalması, burada park sorunu var. Yani siz de görüyorsunuz, kurumlar hep böyle şehrin dışına çıkıyor, çıkmak zorunda kalıyor. Öyle de olunca biz de oradan böyle bir yer tespit edince şeker fabrikasının ilk girişinde zaten orada şehrin merkezi gibi. İnşallah buradan oraya burayı taşımayı düşünüyoruz. Orada güzel bir hizmet vermeyi düşünüyoruz inşallah. Evet başkanım, uzun süredir ekonomik anlamda sıkıntılar yaşıyoruz. Evet. Bu sizin esnafı nasıl etkiliyor? Kapanan esnaf sayısı mı fazla? Açılan esnaf sayısı mı fazla? Bunlar rutin mi devam ediyor sonuçta? İnsanlar dükkan kuruyor, istediği verimi alamıyor, iş değiştiriyor, kapatıyor vesaire. Genel manada pandemi sürecinden bugüne kadar baktığımızda piyasalarda durgunluk, kötüye gidiş mi var, düzelme, toparlama mı var? Şimdi İsmail Bey, piyasalara baktığımızda şöyle bir durum var. Burada bizi en çok etkileyen, esnaf sanatkarı en çok etkileyen İsmail Bey, kiralar. Yani bizim kira bizim belimizi büküyor. Gerçekten bu kiraya verdiğimiz ister istemez yansıyor yani. Yani nedir? İçliğe yansıyor, aldığımız sattığımız malzemeye yansıyor. Kira, mesela örnek veriyorum, ben size bir oto sanayi, hani aynı zamanda Oto Sanatçılar Odası'nın başkanı olduğum için oto sanayiden örnek vereyim. Burada oto sanayide, sanayi testinde şu anda 100 metre dükkan 200 bin lira, 250 bin lira kiraya gidiyor. Yıllık kirası. Bu da tabii esnaf sanatkarı etkiliyor yani. 1,5 yıl önce belki 20 bin lira, 25 bin liraydı. Çok düşüktü, evet. Enflasyon, yani bir de
Buradaki fiyatlar 2 yılda çok anormal artışlar oldu. Biz esnaf sanatçılar, yani bir rakam arttığında, fiyatlar arttığında İsmail Bey orada dursa biz uyum sağlarız hızlı bir şekilde, ama fiyatlardaki yani sattığın malı yerine koyamayınca bu sefer sıkıntılar olmaya başlıyor. Bunun için de inşallah tabii ki bu pandemi süreci dedik biraz önce. Pandemi sürecinden bu tarafa gelen bir sıkıntı, yani sadece bunu bir Kayseri'ye, bir ne bileyim Türkiye geneline şey yaparsak mal etmememiz lazım. Niye? Bunun örnek veriyorum, bir Ukrayna savaşı ister istemez Türkiye'yi etkiliyor. Yani bu Avrupa Birliği ülkelerinde de, yani Avrupa'ya gidip gelen veya Avrupa'dan aldığımız bilgilere göre baktığımızda orada da daha fazla sıkıntıların olduğu söyleniyor. Sadece bunu Türkiye endekslememek lazım diye düşünüyorum. Bu tarafta Filistin'le olan hadiseler ister istemez bizim de İsrail'le bir yani ticaretimiz var. Tabii ki bu tarafta İran-Irak savaşının olması, düşünsenize İsrail'de bir savaş olmadığını düşünün, Filistin'le, Suriye'yle, İran'la bir savaş, pardon İran diyorum, Suriye ve Irak'la bir böyle bir orada da sükunetin olduğunu düşünerek, Ukrayna'da bir sıkıntın olmadığını düşünerek ne olacak? Biz sürekli ihracat yapacağız yani. Buralara yaptığımız ihracat ister istemez İsmail Bey durdu yani, durmasa da yani %100 ise %50'lere 40'lara düştü. Bunun için inşallah bir an önce buralarda huzur ortamı sağlanır da yeniden bu eskiye döneriz. Şimdi geçen günlerde işte Bakan Bey toplantı yaptı organizede, Mehmet Şimşek Bakanımız yapmış olduğu toplantıda hep şunu söyledi. Büyük küçük demeyelim, ihracat yapalım. Yani bu kendi içimizde alıp verdiğimiz ticaretimiz çok bizim bütçenin açığına çok fayda sağlamıyor. Yani bu küçük esnafta, büyük esnafta hepimiz ihracata, yani dışarıdan dövizin girmesi, yani doların, euronun girmesini sağlayalım gibi şey yaptı. Yani orada açıklamalar yaptı. Onun için hepimiz topyekun çalışmamız, bir gayret göstermemiz gerekiyor. Yani özellikle bunu imalat yapan kesimler, yani burada tamiratla uğraşanlar zaten yerinde tamirini, bakımını yapıyor. Ama o içimizde alıp veriyoruz bu ticareti. Ama dışarıdan bir dövizin girmesi demek, o bütçedeki açığı kapattığımızda inşallah düze çıkacağız. En büyük yaşadığın sıkıntı enflasyon, kiralar mı? Başka yaşadığı esnafın sıkıntı var mı? Faiz, özür diliyorum, kredi imkanlarına ulaşabiliyorlar mı? Faiz oranları çok yüksek. Yatırım yapacak esnaf yatırım yapamıyor mu? Nedir buna ulaşma imkanı? Şimdi özellikle Cumhurbaşkanımız burada çok uğraştı faizlerin yükselmemesi için. Bayağı da dirayetli durdu. Ama o belli bir noktaya geldiğinde İsmail Bey artık o faizin yükselmesi, yani bir yerde de tutamıyor anladığım kadarıyla. Örnek veriyorum, kredi kefalet kooperatifimiz var bizim. Mustafa Alan Başkanım oranın başkanı, ben de yönetimdeyim orada. Burada biz buradan kredi veriyoruz. Yaklaşık Türkiye genelinde 1000'e yakın kooperatif var. Buralardan kredi veriliyor. Yani yıllık faiz %7'lerdeyken 24'ler 25'lere kadar çıktı. Şu anda 29'larda faiz. Bunun da yarısını yani devlet karşılıyor. Yani %50'lerde normalde faiz. Yani %50'nin 25'ini devlet karşılıyor, 25'i esnaf karşılıyor. O şekilde destek veriliyor. Ama şu anda biraz faizlerden dolayı esnaf da fazla yüksek olmasından dolayı İsmail Bey çok kredi de almaya yanaşmıyor. İnan yazılıyor mesela, kredi kefalet kooperatifinden kredi almak için müracaat ediyor. Bakıyor faiz çok yüksek, vazgeçiyor. Şu anda 750 bin liraya kadar kredi veriliyor. Ama oranın yüksek olmasından dolayı çok almak istemiyor. Çok darda kalırlarsa ancak gelip kredi kullanıyorlar. Bunun içinde gerçekten faizler çok yüksek. Yani bankalardan zaten kredi kullanmak çok zor. Bir de yatırımcının
Faizler yüksek olunca tabii bazı insanlar bankaya parasını bankaya yatırıyor İsmail Bey. Bunlar yatırım yani, bu sefer de üretim duruyor. Aynen üretim duruyor yani. Şimdi örnek veriyorum evini yani böyle anlatılıyor yani ben şahit olmadım ama evini satıp faize yatıranlar var yani. Bu da çok doğru bir şey değil. İnşallah bunun çalışmalarını zaten faizin yüksek olması hiç kimse fayda sağlamaz. Aynen öyle. Ne ülkeye ne üreticiye hiç kimseye bu sadece parası olan için şimdi bu ekonominin bence düzelmesi için örnek veriyorum ben bir yerlerden uygun krediyi kullanacağım ki işimi hareketlendireceğim İsmail Bey. Benim işim hareket görürse küçük esnafın orta kesim dediğim esnafın işi hareketlendiğinde zaten piyasa düzelecek. Sadece büyük holdinglerin işinin iyi olmasıyla olmuyor bu yani. Tabii şeye baktığımızda, sektör olarak baktığımızda hangi sektör Kayseri'de daha fazla gelişiyor ya da esnaf genel manada teknolojiye mi yönleniyor, cep telefonu mu, açılan kapanan firma sayılarından şöyle gözünüz önüne geldiğinde Kayseriler ya da girişimciler en çok hangi sektörü tercih ediyor? Ağırlıkta e-ticaret şu anda al-sat. Bir de bu şöyle İsmail Bey, e-ticaret hani evden de bir kayıt açtırıyor, maliye kaydını açtırıyor, odaya kaydını yaptırıyor. Oradan da örnek veriyorum, sizin malınız deponuzda üretiyorsunuz, sizden malı alıyor, öbür ülkeye ihracatını yapıyor, pazarlıyor. Bunun için de baktığımızda e-ticaretle ilgili zaten günümüzde artık bu sistem oturdu İsmail Bey. Örnek veriyorum otomotiv sektörü, son zamanda otomotiv sektörü de aslında güzel hareketli. Şu anda ben otosanayiden baktığımızda sanayilerindeki ustalarımıza baktığımızda İsmail Bey bir hareket var, çalışma var. Çok şükür işlerde iyi yani. Öyle bir büyük bir sıkıntımız yok yani çok şükür. Çünkü git bütün esnafın kapısında belli sayıda araç var. Asıl bizim sıkıntımız elemanın yetişmemesi. Yani o eski günlerde bizim zamanımızdaki günlerdeki elemanların yetişmesi artık yok denecek kadar az. Ama şu 1-2 yıl içinde İsmail Bey biraz daha böyle sanata dönüş oldu. Önce 2 yıl öncesinde hani ya bu 4+4+ şekliyle şey yapan durumda sistemi. Sıkıntılar olmuştu. Örnek veriyorum burada ben özellikle burada ailelere buradan şunu söylemek istiyorum. Ben bir benim mesleğim kaborta. Yani şunu söyleyeyim. Bir kaportacı nereye gelebilir onu anlatmak istiyorum. Yani bizim çırahlık, kalfalık, ustalık dönemimiz oldu. Ondan sonra kendi işimizin patronu olduk. Ardından dediler ki otosanatçılar odasına aday olduk. Otosanatçılar odasına aday olduk, göreve geldik. Ardından birlik başkanlığı. Yani şunu demek istiyorum. Yani biz okumadık diye bir yerlere gelemedik mi? Yani illa üniversite mezunu olacaksın diye bir şey yok İsmail Bey. Evet. Şimdi öyle üniversite mezunu kardeşlerim var ki inan 4 yıl üniversiteyi okumuş, bir de şehir dışında okumuş. Burada zaten babası maaşla geçinen insan, orada çocuk okusun gelsin üniversiteyi bitirsin, burada bir iş güç sahibi olsun diye uğraşırken çocuk şehir dışından gelmiş, okul bitmiş ama iş bulamıyor. Öyle bir sürü işsizimiz var. Evet. Ve ben şunu söyleyeyim, iyi bir sanat sahibi koluna bir altın bileziği taktığında İsmail Bey hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdi burada aslında şu var, 6 yaşında bir çocuğu düşünecek olursak ilkokula gidiyor. Bu çocuk 4 yıl gidiyor, 10 yaşına geliyor. 10 yaşından sonra bir 4 yıl daha gidiyor. Ortaokul çağı ne oluyor? 14 yaşına geliyor. Yani 8 yılda bu çocuğun okuyup okumayacağını çok ailenin gözlemlemesi lazım. Burada okulda hocaların da yönlendirmesi lazım. Öğretmenlerin de yönlendirmesi lazım İsmail Bey. 14 yaşına geldi. Bu çocuk liseye gidecek. Ya bu çocuk iyi bir sanatkar olur.
örnek veriyorum, el becerisi çok iyi veya bu çocuk okur diye, eğer okursa okumaya yönlendirmek lazım. Baktık okumuyorsa, ha bunu iyi bir sanata nedir? Oto sanayi, örnek veriyorum, bir sürü meslekler var da aklıma geleni diyorum. Bir oto sanayide bir oto motorcunun yanına verebilir. Çünkü sanat çok güzel oldu. İnan kuyumcuya verebilir. Şu anda, her şeyi tabii. Yani artık usta bulunmuyor bakın. O kadar kıymetli ki. Şimdi bu çocuk yönlendirdik orada. Bir oto motor tamircisinin yanına verdik. Bu çocuk aynı zamanda haftada bir gün okula gidiyor. Çıraklık eğitim merkezleri var. Haftada bir gün oraya gidiyor. Haftanın 5 günü ustanın yanında. Devletimiz şu anda asgari ücretin %30'unu çocuğa destek olarak veriyor. Bakın burada bu çocuk 3 yıl gidiyor İsmail Bey. 3 yılın sonunda kalfalık belgesini alıyor. Ve 4. yılda ustalık belgesini alıyor 4. yılda. Askeri ücretin de 4. yılda devletimiz %50'sini veriyor. Ve 4 yıl bittikten sonra İsmail Bey, bu genç kardeşimiz koluna altın bileziğini takıyor. Ve aynı zamanda bu 4 yılda da bu genç kardeşimiz devlet tarafından sigorta yaptırılıyor. Devlet sigorta yaptırıyor buna. Ve altın bileziği takıyor. Koluna taktıktan sonra da aldığı diploma, aldığı belge, Çıraklık Eğitim Merkezi'nde aldığı belge aynı zamanda lise diploması yerine geçiyor. İsterse, hayali varsa, okumak istiyorsa üniversite sınavına da girebilir. Bakın işin önü o kadar açık ama en önemlisi sanat sahibi oluyor burada. Bu çok önemli. Ailelerin buna özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi bakıyorum çevremizde olsun böyle, ya işte başkanım milletvekiliyle görüşüyorsunuz, işte bakanla görüşüyorsunuz, işte çocuğu şuraya bir yerleştirsek bilmem ne, ama nereye kadar yerleştireceksin? Evet. Kim? Yani belediyelerde mesleği de... Mesleği olsa kendisi yerleşir zaten. Aynen öyle. Zaten aranan eleman olduktan sonra İsmail Bey, senin çalıştığın ne usta bırakır? Zaten sen de mesleğin olduktan sonra kendi iş yerini açabilirsin. Ya diyelim ki belediye kabortası ustası arıyor. Sen usta olmadıktan sonra nasıl yerleşeceksin? Evet. Bunun için yani aileler, ben özellikle bunu buradan belirtmek istiyorum, ille de okuyacak demesin. Örnek veriyorum, ben de benim 4 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Ben okumadım, sanat sahibi oldum ama bir tanesi mesela tıpı tutturdu. Doktor şu anda, çocuk doktoru. Amerika'da endokrin bölümünün şeyini görüyor, eğitimini görüyor. Diğeri, onun küçüğü hukuku bitirdi, avukat oldu. Diğeri elektrik elektroniği bitirdi. Yani şimdi burada okuyanın önünü açalım. Ama okumayanı da zorlamayalım. Ben onu demek istiyorum. Bu ülkenin çırağa da ihtiyacı var, kalfaya da ihtiyacı aynen var, öyle. Ustaya da ihtiyacı var. O yüzden esnafı mutlaka bu manada. Peki bunları yetiştirmek amacıyla özel kurslar düzenliyor musunuz? Burada şöyle bir şey var. Şimdi biz oto sanayide, bu artık siz de biliyorsunuz, elektrikli araçlara dönüyor. Yani 2035'lerde, 40'larda ifadeye göre, yani mazotlu, benzinli araçlar ne derecede kalkar bilmiyorum ama şu anda elektriğe dönüyoruz. Bunun için de şu anda Kalkınma Ajansı'yla bir proje yaptık. O projeyi de Bakanlığa, Sanayi Teknoloji Bakanlığı'na sunduk İsmail Bey. İnşallah bu, tabii ki aracı aldık, bu araç elektrikli. Nereye kadar yetkili servise gidecek? Yani onun için de bizim bir an önce kendimizi geliştirmemiz gerekiyor, yetiştirmemiz gerekiyor. Bunun için inşallah bu elektrikli araçlarla ilgili eğitimini alacak şekilde güzel bir yerimiz, yurdumuz da var inşallah İsmail Bey. Bakanlık onay verdikten sonra orada bütün oto sanatçılarının, bu otomotiv üzerine faaliyet gösteren kardeşlerimizi inşallah eğitim alacağız orada elektrikli araçlarla ilgili. Çünkü yüksek voltta elektrik var bu araçlarda. Öyle yani bir şimdiki araçların, benzinli, mazotlu araçların aküsünün kutupunu söküp takmayla olmuyor bu iş. Tamamen eğitimden geçmesi gerekiyor. Onun
elbisesi var, onun eldiveni var. Bunun eğitilmesi gerekiyor. Çünkü Allah görürsün bir elektrik akınma kapsan kül eder yani o kadar. Yani bir araç gözüküyor ama yüksek voltta elektrik var. Altı komple akü araçların. Onun için inşallah bunların eğitimini vereceğiz. Bunlarla ilgili çalışma yapıyor. Ayrıca KESOB olaraktan bu kooperatifler var işte İsmail Bey. Bu kooperatiflerin şu anda Ticaret Bakanlığı kanalıyla Ticaret Bakanlığı yetki verdi KESOB'a. Kooperatifin yönetimlerine, yedeklerine, denetim kurulu ve yedeklere, yönetim kurulu ve yedeklerine KESOB'da eğitim veriyoruz. Bu tabii eğitim verirken hocalar şeyden Erciyes Üniversitesi'nin hocaları yani kooperatifçilik eğitimini almış, onda doktorasını yapmış hocalarla birlikte eğitim veriyoruz. Şu ana kadar 100'ün üzerinde kooperatifin ortaklarına işte şeylere yönetim kurullarına eğitim verdik. Eğitim devam ediyor şu anda. Yani çalışmalar o şekilde. Geçtiğimiz günlerde güzel bir projeye imza attınız. Valilikle Erva projesi kapsamında bir spor okulu açtınız. Nerede açılmıştı? Amacınız, hedefiniz nedir o? Şimdi şöyle, burada Erva Spor Kulübü, sağ olsun Sayın Valim bu konuda işin önünü açtı. Çok da heyecanlı sağ olsun Sayın Valim. Bize görev verdi. Bütün tabii burada ticari odası, sanayi odası, borsa, Kızılay'dı, şeker fabrikası, bütün herkes belli mahallelerde spor kulübü açtılar. Bunlardan biri de bizik. İldem bölgesinde İsmail Bey, 3 katlı bir yer kiraladık oraya. Orada şu anda o bölgedeki çocuklara işte burada tekvando, dart gibi, jimnastik gibi branşlarda çocuklara. Buradaki amaç şu, bu çocuklar oraya gençleri, işte genç çocukları oraya toplamak. Orada sporla birlikte kötü alışkanlıklardan amaç uzak tutmak. İşte bu ne bileyim uyuşturucu belasından uzak tutmak o kardeşlerimizi. İnşallah şu anda da çok da güzel gidiyor. Bizim kaç orada sporcu var? Efendim? Kaç sporcu? Şu anda 400'ün üzerinde sporcu var kayıtlı. Bir yandan da artıyor burada İsmail Bey. Gerçekten de her mahalleye açılıyor bu artık. Sayın Valim görev verdi. Buradan Sayın Valim'e teşekkür ediyorum. Kayserimize, şehrimize sahip çıktı. Zaten sahip çıkılıyordu ama şimdi burada Gökmen Çiçek Valimiz biraz da böyle halkına, esnafına, sanatkarına, herkesle böyle iç içe, herkesi kucaklıyor. İnanın biz daha önceki valileri de gördük İsmail Bey. Yani şimdi şu andaki valimizin yeri bir ayrı. Herkesle büyükle büyük oluyor, küçükle küçük oluyor. Maşallah Allah bahtını açık etsin yani. Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Zaten Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Başkanım'la esnaf sanatkarlar olaraktan uyum içinde çalışıyorduk. Sayın Valim de gelince ikisi birbirine destek oldular. Yine zaten Melik Gazi Belediye Başkanımız, Palancıoğlu Başkanımız olsun, Ahmet Çolak Bayraktar Başkanımız olsun, sağ olsun, Allah razı olsun. Sürekli esnaf sanatkara bir dediğimiz iki etmiyorlar. Ne zaman varsak bir talepte bulunsak esnaf için geri çevirmiyorlar. Burada tabii Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği adına 1800 konut yapıldı. Şu geçtiğimiz yıl üçüncü etap konutların teslimatı yapıldı şu anda. İnşallah proje yapacağız, durmayacağız. Burada özellikle İsmail Bey konuta çok ihtiyaç var. Yani artık bir kişinin öyle tutup da konut alması çok zor, gerçekten zor. Şu anda yani 1,5-2 milyondan aşağı ev yok. Onun için bu parayı toparlamak, biriktirmek gerçekten bir askeri ücretli için dahi çok zor. Onun için inşallah kooperatifleşerekten TOKİ kanalıyla işte konut ihtiyacını, iş yeri ihtiyacını gidermek. Zaten İsmail Bey, bir esnafın, sanatkarın
önce oturduğu iş yeri kendinin olursa, bir tane de kafasını sokacak ev olursa başka zaten geçimini iyi kötü sağlar. Epey de sanayi sitesi yaptınız. Yeşilyurt'taki çalışma ne durumda herhalde? Benim evet. bildiğim orada devam ediyor. Onun dışında yeni bir proje evet. var mı bilmiyorum ama orada da önemli ilerlemeler kaydettiniz. Evet. Şu anda projeler üzerinde İsmail Bey çalışıyoruz. Yeni projeler üzerinde ama birinci etap otoservisleri sanayi tesisi şehrimizin batısında. Orası Sanayi Bakanlığı destekli yapılmıştı. Orası bitti, esnafımız taşındı. Gerçekten 600 metre, 1200 metreden oluşan çok güzel bir site oluştu. Şu anda da örnek otosanayi sitesi olarak da örnek gösteriliyor bakanlık tarafından. O da bize gurur veriyor. Şimdi inşallah ikincisini oraya teslim olduktan sonra ikincisi Yeşilyurt bölgesinde bu Sivas yolu üzerinde. Gerçekten evet. o bölgede İldem, Kaykop, Beyazşehir muayene istasyonunun da o bölgede olmasından dolayı dördüncü organizenin de o tarafa kurulmasından dolayı da o bölgede bir otosanayi sitesi ihtiyacı vardı. Allah razı olsun büyükşehirimizden, Melik Gazi'mizden o bölgede bir yer belirledik. Şu anda inşaatlar İsmail Bey %70'lerde. İnşallah bu yılın sonuna bitireceğiz orayı. Kaç dükkan yapılıyor orası? Oraya yaklaşık 200 iş yeri yapılıyor. 200 iş yeri. İşte orada tamir bakım şekliyle imalat yok bizde. Otomotiv evet. ağırlıklı otomotivle ilgili. Büyük araçlar, küçük araçlar, büyük araçların orada tamirini ve bakımını yaptırıp şehri terk edecek. Yani şehrin merkezine girmeden orada tamirlerinin, bakımlarının yapılacağı şekilde. Orayı 3 bölüm halinde yapıyoruz. İşte büyük araçların olduğu kısım, küçük araçların olduğu kısım, oto yedek parçacıların olduğu kısım şekliyle. İnşallah bu yol bu yılın sonuna yapıp bitireceğiz, teslim edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde işte oranın da ihalenin gününü aldık İsmail Bey. İnşallah ne ihalesi bu altyapı ihalesi. Altyapı. Üst yapı ayrı ihale oluyor. Tamam. Altyapı ayrı ihale oluyor. Altyapıda işte neler var? Buradan da duyurmuş olalım. Çünkü Türkiye genelinde bir ihale yapıldığı için Sanayi Bakanlığı destekli. Komisyonda biz de oluyoruz orada ihale yapılan. Toplam keşif bedeli yaklaşık 80 milyonluk bir altyapı ihalesi bu. Altyapı deyince aklımıza ne gelir? Atık su, yağmur suyu, işte içme suyu. Ondan sonra burada MOBESE şeklinde kamera sistemi çekilecek. Onun fiber optik kabloları, elektrik kabloları ana artenlerdeki. Bunların ihaleleri yapılacak. İşte iş yerlerimizin önünde 10 metre kullanma alanlarımız var. Buraların betonları, bunlar da altyapıya giriyor. İnşallah buradan da duyurmuş olalım. Özellikle şehrimizin altyapı yapan müteahhitleri burada Otosanatkarlar Odası'ndan gelip bilgi alabilirler. Dosya Sanayi Bakanlığı'ndan veriliyor ama bizden bilgiyi alabilirler. Burada dosyayı inceleyebilirler. Otosanatkarlar Odası'nda dosyamız var. İnşallah altyapıya da bir an önce gireceğiz. Zaten %70'lerde olduğumuz için inşaatlar bir yandan toparlanıyor. Arkadan da altyapı girdiğinde İsmail Bey bu yılın sonuna teslim edersek inşallah şehrimize yakışan bir otosanayi tesisi olacak orası. Tabii bu duracak mı İsmail Bey? Biraz önce dedik ya bizim belimizi büken iş yerlerinin kiraları. İnşallah ağırlıkta da şu anda sanayi telerinde olsun, diğer yerlerde olsun İsmail Bey, %80'imiz inan esnafın kiracı durumda. Bakın %80 diyorum, özellikle iddia ediyorum, %80 kiracı. %20'sinin, %30'unun belki... Yapılan bu mesela Yeşilyurt'ta yaptığınız sanayi sitesi, önce esnaf mı olması gerekiyor alması? Zaten mümkün değil. Dışarıdan mümkün değil. Örnek veriyorum, sizi yazamayız İsmail Bey. Niye? Önce zaten Otosanatkarlar Odası'nın kayıtlı üyesi olması zorunlu bizde. Maliye kaydı zaten olacak. Maliye kaydı olmadan, bir iş yeri olmadan maliye kaydı zaten olmaz. Maliye evet. kaydı, oda kaydı olacak. Belli bir yerde çalışan bir iş yeri. O zaman niye iş yeri sahibi olamıyor? Yeterince mi üretemedik bugüne kadar? Şimdi şöyle, biz buradaki maliye kaydını, oda kaydı, iş yeri sahibi olan bir iş yeri sahibi var ama kiracı. Örnek veriyorum, sizin
babanız sanayide bir kabortacıymış veya motorcuymuş. İş yeri aynı zamanında almış ama ki ondan gelecek bir tamir yapan kimse olmadığı için çarşıda esnaf ağırlıkla şu anda ne bileyim şeyde kırsalda Hacı Baba işte Almanca, Avrupaca almış Almancının dükkanı. Ondan sonra bu tarafta çarşıda esnafın dükkanı. Öyle de olunca ağırlıkta genç, şu anda inan pırıl pırıl genç kardeşlerimiz 26 yaşında, 30 yaşında genç kardeşlerimiz kiraya boğuluyor. Bunun için de bir an önce onların da yeni bir proje daha geliştirerekten geçen günlerde işte Sayın Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanım da sanayimizi, Otu Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Palancıoğlu Başkanım da ziyaret etti. Çolak Bayraktar Başkanım da ziyaret etti. Onlara da ağırlıkta hep iş yeri, sorun iş yeri. Yani oradaki esnafın, sanatkarın talebi yani yeni bir projeyle yeni iş yerlerinin yapılması. Yani burada şu değil İsmail Bey, bizim yaptığımız proje mantığıyla gidilmesi lazım. Yani burada ticaret amaçlı kooperatifi kurup da insanlara iş yeri, işte arsayı alıp o yüksek rakamlara, ondan sonra da yüksek rakamlara kredi alıp bankalardan yapıp değil de zaten esnaf bunun altından kalkamıyor. Bizim aynı fiyatlarla biz, ve esnafa yönelik. Ha, bizim yaptığımız gibi şu anda iki tane sanayi sitesi yaptık. Harcı esas değerden, milli emlaktan arsayı aldık. Çok uygun şartlarda. Bölgede 100 lirayken metresini 7 liraya 8 liraya biz arsa aldık. Ve gerçekten de esnafı yani yerini buldu. Ve ardından dedi ki ya bu esnaf bunu yapma aşamasında, yapım aşamasında bunu kaldıramaz. Ne yapalım? O zaman uygun şekilde kredi bulalım dedik. Sanayi Bakanlığı'ndan %2 faizli, bakın yıllık faizi %2 faizli bir kredi kullandık. Şimdi bir puan attı şu anda İsmail Bey. %3 oldu. Günümüzde yani şu anda %50, %60'larda faizlerde iken bankalarda faizli kredi verirken %2 ile 3 ile devletimiz burada Sanayi Bakanlığı destekli kredi kullanıyoruz. Yani ben burada Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Onlar bugün bizim elimizden tutmasaydı bugün bu yatırımlar buraya gelmezdi İsmail Bey. Ardından bakın TOKİ'ye 1800 konut Esnaf Sanatçılar Odalar Birliği'ne yapıldı. İLDEM tarafında, Mimar Sinan tarafında 1600 konutta şehir hastanesinin bölgesinde yapıldı. Otu Sanatçılar Odası'nın üyelerine yapıldı. Bu da TOKİ kanalıyla. Bakın bugün geçenlerde bir kardeşim ihtiyaçtan dolayı satmış ve şimdi şu ana kadar ödediği para İsmail Bey 100 bin lira para ödemiş şu ana kadar. Bu kardeşimiz 1600 liraya evi verdi. 1500 lira karıyla verdi. Bakın bölgedeki harekete kara bakın. Ardından şu anda mesela bölgeden dolayı gelemiyor. Örnek veriyorum. Talas'ta oturuyor. Çocuk Talas'ta okuyor. Örnek veriyorum. Ondan dolayı gelememiş. Kiraya vermesi gerekiyor. Şu anda 8 bin lira aidatı var İsmail Bey. 4 bin lira yani 8 bin liraya kiraya veriyor. 4 bin lira TOKİ'ye ödüyor. 4 bin lira cebine kalıyor. Bak bu gene esnafa dönüyor. Esnaf kazandı. Evet. Onun için ben buradan herkese diyorum ya biraz önce söylediğim gibi belediye başkanlarımıza, vekillerimize, bakanlarımıza, başta Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben burada particilikle işim yok. Çünkü niye? Yapılanları da söylemek zorundayım. Biz gerçekten 2011 yılında göreve geldim İsmail Bey. 2011 yılında göreve geldikten sonra hızlı bir şekilde dedim ki bu esnafın ihtiyacı ne? Konut, ev. Bu esnafın ihtiyacı ne? İş yeri. Ve buradan açığı yakaladık. Bugüne geldiğimizde de bakın gerçekten 3400'e yakın insanlar ev sahibi oldu. Genç kardeşlerimiz inan 25 yaşında, 26 yaşında 2+1 ev sahibi oldular İsmail Bey. Öbür türlü yani ev sahibine olmak çok zor. Onun için inşallah yeni projeler geliştireceğiz. Şu önümüzdeki dönemde artık seçim bitti inşallah. Bakanlarımız da işte özellikle Haseki Bakanım olsun, Elitaş Bakanım olsun bize bu konularda çok destekleri var. Sanayi
sitelerinde Elitaş Bakanımın çok desteğini aldık. Allah razı olsun. Sanayi Bakanlığı'nda. Konut olayında zaten Haseki Bakanım tam işin tepesinde. Burada Çevre Şehircilik Bakanı olmaz. İnşallah şehrimizde esnaf sanatkarımız için yeni projeler geliştireceğiz, durmayacağız İsmail Bey. Sadece Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'nin işte tamam şehrin imajı, esnaf sanatkarın imajı bir birlik binası, hizmet binası yapacağız ama biz onunla durmayacağız. İnşallah o hizmet binasını da belli kaynaklar bularaktan inşallah o binayı da yaptırıp esnaf sanatkarımıza kazandıracağız inşallah. Hayırlı olsun inşallah. Tabii Ramazan, bayramlarda biraz ticaretin canlandığı zaman dilimleri. Memnun mu çarşı işi esnafı, bayram hareketliliği de başladı. Bununla bitirelim inşallah. Şimdi İsmail Bey inşallah çarşıda, pazarda bir hareketlilik. Göre hareket etmemiz gerekiyor. Burada yani alışverişimizde tabii bütçemize göre yani bir hayat pahalılığı var. Hayat pahalılığı demişken ekleyeyim onu da devam edin. Esnafınızı uyarıyor musunuz? Faiz zam yapmayın, belli bir oranda karınızı elde edin diye böyle ahlaki bir duruş var mı esnafımıza yönelik? Şimdi burada şöyle bir şey aile var. Aile kültürü var ama. Tabii. Aile kültürü zaten hareket ediyoruz İsmail Bey. Burada tabii aldığımız malın fiyatı belli, sattığımız malın fiyatı belli. Burada hani ya %15 ile 20 ile gerçekten kurtarmıyor. Yani hani ya derdik ya, ya %20 kârlarla yani biraz önceki dediğim gibi kiraların fazla yüklenmesinden dolayı %15-20 kar kurtarmıyor. Onun için de tabii esnafımız, sanatkarımız da ama %100 kârlarla de bunların satılmaması gerekiyor. Yani birazcık bunların, ha ben burada şunu söyleyeyim, denetimlerin tabii ki yapılması lazım. Tabii ki esnafımız, sanatkarımız olsun, AVM'ler olsun. Bugün bir AVM'de program yapıyoruz burada. Hı. İsmail Bey, inan rakamlar çok yüksek. Bu etiketlerin özellikle askeri ücretin artmasında dikkat ettiğimizde şu oluyor. Askeri ücreti bir söylenti oluyor. Deniyor ki işte 11 liradan 17 lira olacak. Örnek veriyorum. Askeri ücret. Hemen etiketlerde değişmeler oluyor. Hemen piyasa bir anda yükseliyor. Bunun için de tabii ki devletimizin özellikle Ticaret Bakanlığı'nın bu kontrollerini sıklaştırması gerekiyor. Yani bizi yani boş bırakılmaması gerekiyor, evet. İsmail Bey. Yani şimdi herkes tabii kendini biliyor, ticaretini biliyor ama kontrollerinde sıklaşması gerekiyor. Yani onun için bu çok önemli. Yani özellikle de ben şunu söyleyeyim İsmail Bey, AVM'lerde her şey satılıyor. Bunun yani küçük esnafı yani bitme noktasına getirdik. Yani bunun bir AVM'nin her şeyi satması doğru diye örnek veriyorum. Baktığımızda bir AVM'ye girdiğimizde yani araç lastiğinden tutun ki çeki halatıydı, örnek veriyorum aküsüydü, paspasıydı, her şey var. Yani bunu bir bu lastiğin otosanayide satılması lazım. Bir paspasın örnek veriyorum bir döşemenin. Böyle bir AVM de yapın oto aksesuarları vesaire, bu kadar büyük olmasa da sanayi yani otosanatkarların olabileceği küçük butik AVM de olabilir. Aklınızda bulunsun. Ama küçük esnaf bitiyor burada. Yani bu nasıl olur? Belli ortaklar bir araya gelir. Şimdi biz zamanında şeyde otosanayitesinde çok ortaklı şirketler kurduk. Örnek veriyorum Şok Otomotiv diye 45 ortaklı bir şirket kurduk. Bir araya gelelim, nedir bunu? Parça satalım şekliyle, işte Renault'un, Tofaş'ın parçalarını satalım şekliyle. Çok uzun ömürlü olmadı. Şirket dağıldı. Buna benzer döşemeciler bir şirket kurdu. Boya malzemecileri bir şirket kurdu. Ancak ha bu şirketleşerekten, bir araya gelerekten büyüdür. Ama bunu Kayseri'mizde çok yapamıyoruz yani bu şirketleşme olayını, bir araya gelip de büyüme olayını çok beceremedik yani, açık söyleyeyim. Onun için de ancak bu büyüyenlere baktığımızda çok kafa dengi 2-3 arkadaş bir araya geliyor.
benim bildiğim öyle birkaç büyük abimiz var organizede, örnek veriyorum. Böyle bir araya gelerekten arkadaş, yani okuldan belli arkadaş, çok güzel de yere gelmişler mesela. O üçü de inşaat mühendisi. Belki isim verdiğimizde belki reklam olacak da, üçü bir araya gelmiş inşaat mühendisinde, çok güzel bir yere gelmişler. Şimdi birkaç tane fabrikaları var kafa dengi. Ondan sonra da çocuklar gelmiş, onlar yürütüyor gidiyor. Ya onun için ya bakıyorsun 2-3 ortak bir araya gelip arkadaş olarak da samimi, veya 2-3 kardeş bir araya gelip ancak böyle büyüyebiliyoruz. Onun için de yani küçük esnafın öyle bir AVM açması bilmem ne, özellikle mesela şunu ben çok şey yapıyorum. Baktığımızda İsmail Bey, araç satış yerlerinde, showroomlarda bakıyoruz araç bayileri tekelleşiyor. Şimdi ama aracı satıyor ama bakımda, tamir bakımda başarılı olamıyor. Niye? O tamiri bakımı bizim küçük esnaf yapıyor. Aslında bunu biraz önceki dediğin gibi parası, sizin paranız var. Ben de bu işi götürüyorum. Ortak beraber yapsak aslında daha çok başarılı oluruz. Örnek veriyorum. Bu araba bayilerinde bakım olayında çok başarılı olamıyorlar. Yani çünkü kaldıra tak yenisine. Küçük esnaf daha uygun imkanlarla yapabilir. Yani. Evet başkanım. Yani. Bayram mesajınızı da alıp bitirelim. İnşallah ben burada İsmail Bey, önümüzde Kadir gecemiz var. Ramazan bayramımız var. Ben burada bütün İslam aleminin, esnafımızın, sanatkarımızın bayramını, Kadir gecesini tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Peki, ağzınıza sağlık başkanım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı, aynı zamanda Oto Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı, Odası Başkanı Sayın Şeyhi Odakır'ı ağırladı. Kendisiyle hem Ramazan hem de sektörle alakalı söyleşi gerçekleştirmiş olduk. Bitirdik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.